Âl-i İmrân suresi 180. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, sanmasınlar ki o kendileri için hayırdır. Bilakis bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey zekatını vermeyen kişi! İşittin mi bu ayeti kerime ne diyor? Diyor ki, Allah'ın verdiği malın zekatını vermekte cimrilik gösterenler, zannetmesinler ki kendilerine verilen bu mal onlar için hayırdır. Bilakis bu mal onlar için şerdir. Zekatını vermeyip cimrilik ettikleri mallar kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Acaba ayet-i kerimenin bu tehdidi seni korkutmuyor mu? Bugün cimrilik ettiğin mal o gün boynuna dolandığında halin nice olacak? Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah-u Teala kime mal verir de o kişi zekatını ödemezse, kıyamet günü zekatı verilmeyen mal sahibi için çok zehirli bir yılan suretine çevrilir. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzıyla sahibinin çenesini iki taraftan yakalar ve sonra der ki, ben senin malınım, zekatını vermediğin malınım. Duydun mu ey zekatını vermeyen kişi? Bugün cimrilik ettiğin mal yarın hesap günü zehirli bir yılan suretine çevrilecek ve ağzıyla çenenin iki tarafından seni yakalayacak. Şimdi söyle, buna değer mi? Ve bu azaba dayanılır mı? Cenab-ı Hak, sana verdiği malın 1/40'ını fakirlerin hakkı olarak senden istiyor. Zaten malın hakiki sahibi de o değil mi? Değil 1/40'ını, hepsini isteseydi, bizler yine lebbeyk diyerek Rabbimizin emrine itaat etmeli değil miydik? Bizler sadece bir emanetçiyiz. Gel, sana emanet edilen malın 1/40'ını sen de Rabbine emanet et. Et ki en muhtaç olduğun anda sana verilsin. Ebu Zer Hazretleri der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kâbe'nin gölgesinde oturuyordu. Beni görünce bana dönerek, Kâbe'nin Rabbinin hakkı için onlar zararda olan kimselerdir, buyurdu. Kendi kendime, eyvah, benimle ilgili bir şey mi indirildi, diyerek, anam babam sana feda olsun, kimdir onlar ya Resulallah, dedim. O da şöyle buyurdu. Malı çok olanlar. Ancak mallarını hayırlara ve iyilikle sağındaki ve solundaki muhtaç ve fakirlere verenler müstesna. Ve sonra şöyle devam etti. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, deve ve sığırlarının zekatını vermeyen bir kimse kıyamet günü getirilir de, o hayvanlar daha bakımlı ve semiz olarak o kişiyi ayaklarıyla çiğnerler ve boynuzlarıyla toslarlar. Sığır ve develer bir sefer o kimsenin üzerinden geçtiler mi, yeni baştan tekrar çiğnemeye ve toslamaya başlarlar. Bu böylece insanların hesabı görülünceye kadar devam eder gider. İşittin mi ey koyun ve sığırları olup da bunların zekatını vermeyen kişi? Bugün cimrilik ederek zekatını vermediğin hayvanlar yarın hesap günü üzerinden geçecek, seni ezecek ve toslayacak. Şimdi insafla bir düşün. Buna değer mi? Eğer biraz aklın varsa,
Rabbinin azabından korkar ve vermediğin zekatları da hesaplayıp vererek malını temizlersin.